Murat, 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 Murat. Değerli arkadaşlarımız, hoş geldiniz. Hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Günaydınlar. Bugünkü konuğumuz Berfa Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mithat Yümür. Sözü çok fazla geçmeyeceğim. Özgeçmiş şunu kısaca okuduğumuz zaman kendisinin deneyim ve birikimlerinin ne kadar emin olduğu hakkında sizler de fikir sahibi olacaksınız. Siirt doğumlu, doğum tarihi 1947. İş yaşamına baktığımızda şu anda dediğim gibi Berfa Yönetim Kurulu Başkanı, Ekordoğa Dış Ticaret Limited Şirket Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Ziraat Donatım Kurumu Tarım Aletleri ve Traktör Fabrikası İşletme Kimya Mühendisliği görevlerinde bulundu. Havaş Sanayi ve Tıbbi Gazlar İstihdam Endüstrisi Anonim Şirketi Fabrika Müdürlüğü görevi yaptı. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevi yaptı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret Konseyi üyesi. Türk Standartları Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi. Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu üyesi. Türkiye Gemi Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı. Turban Turizm AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Ticaret Odası'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevler yaptı muhtelif tarihlerde. Çok fazla ayrıntıya girmeniz zaten gerek yok. Siz bu kadar engin bilgi birikime sahip bir konuşmacının konuşmasından bilgilenme sürecini keyfine çıkarmışsınız. Hepinize tekrar günaydın diyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Efendim buyurun Mithat Bey. Konuşmamı iki bölümde yapmak istiyorum.
tabii sizin de sabrını taşınmayacak bir vakti sınırlaması da yapmak ben böyle çok uzun diye kendi hayat öykümü, başarılı öykümü anlatmak istemiyorum. Ama kısa bir iki nota vermek istiyorum. Yani sizin hayatta lazım olabilecek bazı sözler ifade etmek istiyorum. Bu nedenle başarı için ne lazım dendiği zaman başarı için evde hedef koymak lazım. Yani sizin bir hikayeniz olacak. Başarının sırrı hikayeniz olacak. İnceleyin, dünyada da öyledir. Hikayesi olan insanlar başarıya gider. Hiçbir hikayesi yoksa, hiçbir hedefi yoksa suyun arkasına bırakır. Su onu nereye götürürse. Hayır, su onu istediği yere götürmeyecek. Ben kendim istediğim yere gideceğim diye sağlıklı bir plan yapmak durumundasınız. Bunun bir şeyle programlı çalışmaktır. Yılmamaktır. O çalışmalar sırasında bir takım engellerle karşılaşabilirsiniz. Hemen teslim olmak yok. İnatçı olmak var. Azimli olmak var. Hayır, bu olacak demek var. İddialı olmayan insanların başarılı olması mümkün değil. Ne iş yaparsanız yapın. Yolu süpüren bir çöpçü olsam, benim sokağım bütün çöpçülerden en iyi sokak olmalıdır. Zaman içinde haklarınız yenebilir. Ama inanın, o hakkınızı bir gün alırsınız. Evet, torpilmiş, oymuş, buymuş, hayır. Bir gün gelir o hakkı, illa size teslim ederler. Bunun için de tabii bilgi sahibi olmak. Geçmiş yıllarda, geçmiş tarihe baktığımız zaman tarım dönemi bir şiddet dönemiydi. Yani şiddete hakim olanlar, sahip olanlar, işte kovboylar, ağalar toprağa hakim oldular. Çünkü ekonomi topraktaydı. Sonra bir servet dönemi geldi, sanayi dönemi diyoruz biz buna. Paran kadar para kazanırsın dediler. Ama şimdi paranı belirli bir büyüklüğe çıkarmak için bilgi sahibi olmak lazım. Onun için biz diyoruz ki bu bir bilgi dönemi. Bilgiye sahip olmasınız lazım. Bunların hepsini çok iyi yapabilirsiniz. Ama en önemlisi benim üzerinde duracağım insan ilişkileri. İnsan ilişkiniz iyi değilse, insan ilişkilerinde başarısızsanız ne hedefinize ulaşırsınız ne de o bilginden dolayı gerekli yerlere gelebilirsiniz. O nedenle ben konuşmamın bu bölümünde birkaç böyle sözle bu bölümü bitirmek istiyorum. Çünkü esas konum başkadır. Bir kere bir başkalarına işlenikle yanaşın. Dost edinme. Dost edinin. Dost edinmek için başkalarıyla ilgilenmek mi? Hayır. Sizin sorunuz varsa o sizden ilgileneceksiniz sizinle, olmaz o. Siz de onunla ilgileneceksiniz. İyi gününde, kötü gününde yanında olursanız dost edinirsiniz. Birinci madde olarak dost edinmelisiniz. İkincisi bir tartışmadan kaçının. Yani tartışmalı ortamlar olabilir. Mümkün mertebe o tartışmadan bir uzatmayın. Nefret, nefretle değil, sevgiyle sonuç. Yani nefreti nefretle kim derseniz konuşamazsınız. Başkalarının görüşlerine saygılı olun. Asla kişiye yanılıyorsunuz. Ben bu yüzünü biliyorum diye söze başlamayın. Burada Roosevelt demiş ki eğer yaptıklarımın %75'i doğru olsaydı hedefime ulaşırdı. Demek ki insanlar ancak %25 doğru yapıyorlar. %25-75 de yanlış yapıyorlar. Bu nedenle başkanın görüşlerine saygı göstermek durumundayız. Yani bunu ben daha akıllıyım, ben bunu biliyorum de girmeyin. Yani beraber düşünerek o sonuçlara gelin. Hatalıysanız bunu hemen işlerinize kabul edin. Ben bir trafik, ben Esirer'de oturuyorum, Akmerket'in önündeki orada trafik çevirdi beni, gece de 11, tam geçerken sarı kırmızıya döndü, çevirdi. Hayatımda hiçbir zaman itiraz etmedim bu trafik cezalarına. Evet dedim, geçti dedim. Ne iş yapıyorsun abi dedi, şunu şunu yapıyorum dedi. Ya hele şükür bir adam da dedi,
kırmızıda geçtiğini kabul ettik dedi. Köpenden bana ceza kesti. Doğru söylediğim için hatayı kabul edeceksiniz. Yok öyle. Evet, kurla da güvenme hatayı kabul etmeyeceğim. Kandıracağım, bilmem. Bu işi kötü yola sevk eden bizden oluyor. Hiçbir şekilde ben daha az ceza yemek için hiç kimse bedel de ödemedi. Bir anımla bu son fiile geleceğim. O traktör fabrikasında yedek parça yapıyordum. Yani çelik döküm parçalar yapıyordum. El güven kolu, devriyaj pedalı ve buna benzer. İmalatında bir sıkıntı çıkmıştı. Fabrika müdürü de inanılmaz bana ters. Pek bana gitmeyi de istediğim bir şey değildi. Randevu aldım, gittim. Onun kayaktan hoşlandığını biliyordum. Bir kayak mevzu aldım. Ben kayak bilmem yani. Kaynasında şeyim yok. Böyle bir kültürüm de yok. Bununla becerdiğim de yok. Yani böyle sihirden gelip de böyle kayak mevzu uzaklarına gitmek de çok lükslü yani. Bana yaklaşık 45 dakika kayak aldım. Sonra sorunumu anlattım. Ve bu sorunda ben kimya mühendisiyim, sen makine mühendisiyim. İzmir'e kadar benimle gel, bu sorunu da çöz dedim. Yardımcı ol bana dedim. Evet, bana düşman olan müdür bütün dediklerini yaptı. Niye derseniz, bırakın karşıdaki konuşsun. İnsanlar kendilerini dinleyenleri sever. Biri sizi dinlemiyorsa sevmez. Çok iyi dinlerse seversiniz. Onu siz de bilirsiniz. Sevgilerinizi fazla dinleyin ki sizi sevsin. Ben ona bu işi sen iyi biliyorsun dedim. Yani sen makine mühendisin, bana yardımcı ol dedim. Yardım istedim. Buna da söyleyeceğim cümle şudur. Bırakın karşısındaki kişi fikrinin kendisinden çıktığını sansın. Öyle değil miydi? Sevgili bebeği yere gidip de kendi fikriniz gibi anlatmaya kalkarsanız, ondan daha bilgili olduğunuzu imajına yaratırsanız ondan o işi kabul ettiremezsiniz. Ama sözde başlarken ondan yardım isteyin. Bu işi daha iyi biliyorsunuz değil. Eğer samimi bir ve inandırıcı söylerseniz yaptıramayacağınız iş yok. Evet, yine bunu da bir anımla aktarmak istiyorum. Ford traktör zamanında o zaman da cumartesi günü öğleden sonra çalışma yoktu. Ben yani İstanbul'a geliyordum. Fabrikada pazarında. Genel müdür o dönemde profesör kazanan Hazlan'ın genel müdürlüğü bir bahçe tipi traktör dizayn etmişti. Ve o gün hafta sonu gelmiş. Boyatmışlar etmişler. Yani pazartesi günü gittim sabahleyin. Traktör boyanmış. Artık işte kimya mühendisi geldi. Çünkü boyanı bana bağlı. Genel müdür, bütün müdür muavileri, genel müdür gelmiş tabii, herkes orada. Genel müdür sordu, beğendin mi dedi, hayır dedi. Olmamıştı. Herkes muz gibi oldu. Niye dedi, bu traktörleri tarlada gördüğün zaman Fiat traktörü rengi, turuncu rengi koymuşsunuz, bizim rengimiz mavi gridir. Biz kendi rengimizi kullanmalıydık burada dedi. Bir meydan okumadır esasında. Geri geldiği zaman meydan okuyacaksın. Neden asılmadan olmaz. Ben sadece genel müdüre kendimi kabul ettirmedim. Oradaki duran insanlar da kabul ettirdim. Bir meydan okudum. Ve o meydan okumak her zaman tabii ki her şeyde meydan okunmaz. Haklı ve doğru gerekçeli yerde o meydanlar okunur. İnsanların hatalarını insanın hatalarını dolaylı yollardan söyleyiniz. Bak bunu anlattıklarım hepsi insanın ilişkisiyle alakalı şeyler. Böyle insanların hatalarını böyle şak diye yüzlerine vurmayız. Daha yumuşak. Biraz şey göstererek, yumuşaklık göstererek anlatmakta fayda vardır. Yoksa o sert çizgiler sizi, o iletişiminizi bozar.
Tabii bu başlıkların hepsini ben belirli hikayelerle de aktarabilirdim ama ben esas bunu başka bir şey, başka bir konuya geçeceğim için burayı biraz kısa geçiyorum. Karşımızdaki insanı eleştirirken önce kendi kusurlarınızdan bahsedin, ondan sonra o konuyu anlatın. Daha faydalı olur. Emir yerine sorular sorarak problemi çözün. Emiriniz yerine getirin. Soru sorun. Yani bunu böyle yapsak mı? Sen ne dersin? Şekliyle mesaiye mi kalsak? Bir proje mi çizdirsek? Bir danışman mı alsak? Sorularla o noktaya gelirseniz emir vermek yerine onu o şekilde yaparsanız bir nevi tasvip almış oluyorsunuz. İnsanların değerli olduğunu hissediyorum. İnsanlar ne zaman bunalıma girer biliyor musunuz? İnsanlar, bir insan hiç kimsenin ona değer vermediğini hissettiği zaman, hiçbir işe yaramadığını hissettiği zaman işte o zaman bunalıma girer. Psikolojik hastalıkların bir bölümü bu iki nedenden dolayı psikolojik hastalıktır. Onun için insani olarak da insanlara değer vermeyi, saygı göstermeyi hiçbir zaman ihmal etmemek lazım. Bunu çok sevdiğim bir hikayeyle bir tutarlı anekdotla esas başka bir hikaye var ama onu uzatmamak için anlatmak istiyorum. Bir İngiliz, bir Amerikalı, bir Alman, bir Fransız Londra'da üç bir restoranda oturuyorlar. İngiliz diyor ki, diplomasi nedir? Kim tarif edecek diyor. İşte herkes bir tarif yapıyor. Sıra İngiliz'e geliyor. Orada bir süs köpeği görüyor. Garsona diyor ki süs köpeğini getirebilir misin bana diyor. Getiriyor. Diğer diplomatlara şöyle diyor. Diplomasi olur ki bu hardalı bu köpeğe girmektir. Hardal köpek yemez. Köpek hardal yemez. Amerikalı en pahalı şeyleri alıyor. Fransız biraz severek onun gönlünü alarak edilmeye çalışıyor. Alman hemen zorla boğazından sokmak istiyor, suratına tükürüyor. Sıra İngiliz'e geldiği zaman hardalı alıyor, affedersiniz köpeği kısa sürüyor. Kıçı yanmaya başlayınca köpek yalamaya başlıyor. İşte hayat budur ki probleminizi karşıdakinin ihtiyacı haline getirirseniz sorunu çözersiniz. O halde sizin bir işiniz varsa ne yapmamız lazım? O kişiyi gitmeden önce incelememiz lazım. Bu bilgileri öğrenmemiz lazım. Ve şunu düşüneceğiz, ben bu problemimi karşıdakinin ihtiyacı haline nasıl getiririm? Demin söylemediğim traktörde dedim ki ben bunu yani bu iş aksarsa bana ceza kesebilirsiniz ama bütün montajınız durur. O zaman kalkıp benimle İzmir'e kadar geldim. Bunu unutmayın, probleminize karşıdakinin ihtiyacı haline getirmeyi tasarlayın. Yine her işiniz olur. Evet, onu başaracaksınız. Sözle de bu bölümü de bitirmek istiyorum. Menfaatlerinizi başkalarının zararları üzerine kurmayın. Akıllı insan menfaatlerini başkasının menfaatleri üzerine kurar. Hiçbir zaman sorun yaşamaz. Ticarette de, bürokraside de ne olursa olsun siz başkasına zarar vererek menfaat temin ediyorsanız muhakkak başınıza bir takım işler gelir. Tüccarsanız mahkemelerde sürdürürsünüz. Devamlı uğraşırsınız. Hayır, akıllı davranın. Daha işin başında menfaatlerinizi başkalarına zararlar üzerine kurmayın. Ben bu bölümü bu şekilde toparlamış oluyorum. Esas konumuz bir hayal. Dünyanın gelecek yüzyılı. Tabii uluslararası ilişkiler öğrencilersiniz. Sizlere bu konuyu anlatmak ve bu konuyu seçmek bir cesaret işidir. Ben kimya mühendisiyim. Ama sizin mesleğiniz bunu incelemek, uluslararası ilişkiler okuyorsanız, bilim olarak da bunun eğitimini alıyorsunuz. Ama ben bir bedel okudum kendi kendime. Ve bu cesaretle bu konuyu üstlendim. Şimdi 1900 yıllarda gidelim. Londra'da olduğunuzu hayal edin. Yıl 1900. Avrupa dünyanın muhtelif ülkelerini sömürge haline getirmiş,
ve refah içinde yaşıyor. 1900'ler ki Avrupa ve dünya bu. Geliyoruz 1920. Birinci Dünya Savaşı sonu. Avrupa savaştan yıkılmış, milyonlarca ölü vermiş. Rusya, Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu, Almanya yıkılmış. Bir sonraki durum bu. Yıl 1940. 20 yıl sonra Almanya toparlanmış, Fransa'yı işgal etmiş. Yıl 1960. Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tekrar yıkılmış. Avrupa yıkılmış. Milyonlarca ölü verilmiş. Her şey perişan olmuş. Bu arada Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yıkımdaki, bu enkazdaki rantı paylaşmaya başlamışlar. Yıl 1960. Yıl 1980. Soğuk Savaş dönemiyle Amerika'nın Rusya'yla karşı karşıya geleceği düşünülürken veya Amerika yenilecekse Rusya yenilecek imajı varken Amerika Kuzey Vietnam'a yeniliyor. Savaşı kaybediyor ve Vietnam'ı terk ediyor. Hatta petrol bölgesi İran'dan da çıkıyor. Burada yıl 2000, 1980 yıl 2000. Sovyetler çökmüş. Çin siyaset politik olarak komünizminde idare edilirken kapitalist rejime geçmiş. Yıl 2000'de. NATO Doğu Avrupa bölgelerini kendi sınırları için almış. Bütün bunları düşündüğümüzde kesin olarak tek bir şey çıkıyor ortaya. Genel inançların yanlış olabileceği. Burada anlatmak istediğim budur. Eğer bir öngörü yapıyorsanız, bir tahminde bulunuyorsanız bu anlattığım örnekler tarih türlü yanlışlıklarla tahmin yanlışlıklarıyla dolu. Bunu yanlış tahmin edenler sonra bunun hesabını veriyor, bunun ceremesini çekiyor. Hatta bunun içinde bir sol slogan da var. Gerçekçi ol, imkansızı iste. Demek ki imkansız dediğimiz şeyler tarihte olabiliyor. Şimdi bu geçmişle birlikte bugüne ve geleceğe doğru bir hayal dünyasına getireceğim. Evet, şunu söyleyeyim. Bu görüşler, anlatacağım bu görüşler tabii ki benim görüşlerim değil. Ben bir stratejist değilim. Bu konuda uzman da değilim. Ancak bu konuda dünyada incelemeler yapmış, bu tür yazılar yazmış. Kitapları okudum. Seviyorum da. İnceledim. Ve dünyanın geleceği nereye gider diye kendi kendime bir takım bilgiler edindim. Bu bilgileri ben sizinle paylaşıyorum. Yoksa kendi konuşum olsa ben o zaman şu anda burada değil, konferansı Pentagon'da verirdim, Harvard'da verirdim yani. Eğer bu bilgiler bana ait olsaydı, herhalde kitaplarım dünyada en çok satan kitaplardan biri olurdu. Değerli arkadaşlar, tarihe baktığınız zaman okyanuslara hakim olanlar dünyaya hakim. Önemli bir sözdür. Daha önceleri bütün ticaret ve ekonomi Doğu ile Batı arasında İpek yoluyla yapılmaktaydı. Avrupa İpek yolunun Türkiye'den ve Türk bulutlarından geçmesiyle diğer ülkelerden dolayı bu ticaretini rahat yapamıyor. Hem meşakkatli hem de güvenilir değil. Avrupa ne zaman ki gemi sanayini ve teknolojisini ilerleterek okyanuslara gemi indirmeye başlayınca, Doğu'ya, Çin'e ve Hindistan'a gitmeye başlayınca o zaman ticaretini, ekonomisini geliştirdi, sömürgeler oluşturdu,
resmi bir Avrupa oldu. O da sözümün başında söylediğim gibi, demek ki dünyada okyanuslara hakim olanlar dünya. Bunun içindir ki, dünyanın bugün de hakimi durumunda göre ekonomisiyle, askeri gücüyle, görünen teknolojisiyle Amerika Birleşik Devletleri okyanusların üstünü durmuş. Uçak gemileri yapmış. Efendim uçak gemileri çok masraflı bir iş. Orada insan beslemek, yüz binlerce insanı beslemek çok masraflı bir iş. Ve dünya ticaretini bu uçak gemileri vasıtasıyla kontrol altındaymış. Avrupa ülkeleri bunu başaramamıştır. Dolayısıyla daha önceki okyanus hakimiyetlerini Amerika'ya kaptırmıştır. Çünkü suyu ele geçirecekseniz suyun üstünde yaşamak durumundasınız. Amerika suyun üstünde yaşayarak bu imkanları eline geçirdi. Efendim ABD'nin rakibi hep Rusya görüldü. Sonraları ise bu kanaat değişti. Amerika'nın rakibi Rusya deyip Çin olacağı düşünüldü. Bu öyle değil. Çin şu anda ekonomisi kalkınması yüksek olsa bile stratejik devlet, coğrafi açıdan baktığınız zaman Himalayalar dağlarıyla çevrilmiş ormanlık bir alan ve deniz kuvvetleri olmayan, eğitimli deniz gücü askeri olmayan bir ülke. Savaş için bu çok önemlidir. Dolayısıyla Çin'in Amerika'ya rakip olması mümkün değildir. Şu anda Çin ekonomisi, bundan evvelki Japon ekonomisi gibi emeği sömüren, halkın tasarruflarını bankalar vasıtasıyla çok düşük faizle kredilendirerek işverene verdiği için bir kalkınma, bir büyüme gösterdi. Dolayısıyla ileride de bahsedeceğiniz gibi Çin'in gelip Amerika'ya rakip olması bir tarafa, geleceği de çok parlak olmayan bir ülkedir. Tabii bunları böyle toparladığında 100 yılın ortalarında ise başka güçler çıkacak ortaya. Şimdi sizi şaşırtacak herhalde bir şey söyleyeceğim. Size, içinizde de buna benzer bilgileri edinmiş olanlar da olabilir. Yeni yüzyılın ortalarında güç olarak Japonya, Türkiye ve Polonya olacaktır. Amerika kıtasında da Meksika olacaktır. Şimdi neden burada Japonya dedik? Japonya'nın deniz gücü var. Askeri deniz gücü de var. Japonya'nın insan gücü eksiği var. Dünyanın gelecekteki en büyük sorunu insan gücü olacaktır. Bugünkü gibi işsizlik değil, bütün ülkeler iş gücü arayacaktır. Hatta aralarında rekabet olacaktır. Amerika diyecek ki, gel bende çalış, hayat boyu sana iş vermeyi taahhüt ediyorum diyecek. Japonya bu konuda sıkıntılı bir ülke. Şu andaki nüfusu 128 milyon. 2040'larda 50'lerde 107 milyona düşecek. Ve bunların 55 milyonu da çocuk ve yaşlı olacak. Dolayısıyla çalışan iş gücü oldukça düşük. Japonya'nın bir sıkıntısı da ürettiği ham maddelerin ürettiği sanayi mamullerinin ham maddelerinin hemen hemen %100 ithalat. Bir ham madde ithal ediyor. Dolayısıyla sürekli denize ihtiyacı var. Onun için deniz gücünü de güçlendirmek gelecekki 10 yıllarda güçlendirmek durumundadır. O nedenle Japonya şu anda dünyanın da ikinci büyük ekonomisidir. Geleceği parlak ve geleceğin dünya güçlerinden biri haline getirecek. Polonya ise iki nedenden dolayı güç sahibi olacak. İyi bir
nüfusu var. Almanya bu yöndeki çağlarda bugün ekonomisi büyük. Ancak bu ekonomi hantallaşıyor. Burada da insan gücü problemi bütün Avrupa'da olduğu gibi oldukça büyüyor. Almanya'nın bu zayıflaması bir. İkincisi de Amerika'nın Polonya'yı ve Doğu Avrupa ülkelerine vereceği destek. Bu desteği niye veriyor Amerika? Derece Rusya ile Almanya'ya karşı ortada bir blok oluşturuyor Amerika. Amerika için en tehlikeli şeylerden biri Almanya ile Rusya'nın bir araya gelmesidir. Nitekim bugün baktığımız zaman Rusya sanayi üretimi, teknoloji üretimine ara vermiştir. Tamamen ham maddelere ve enerjiye dayanmış teknolojisi ve sanayisini Avrupa'dan almayı, Almanya'dan almayı yeğlemektedir. Amerika büyük güç olarak her zaman bu türlü politikalara önem vermiştir ve vermeye de devam edecektir. Gelelim Türkiye'ye. Türkiye coğrafi konumu olarak ticari merkezi göbeğindedir. En büyük avantajı olur. Yani bir eli Avrupa'da, bir eli Kafkasya'da, bir Orta Doğu'da, efendime söyleyeyim, Avrasya'da Akdeniz'e açılmış. Bu da ona ticaret imkanı veriyor. Nitekim petrol boru hatlarına ve enerji hatlarına baktığımız zaman Doğu ile Batı arasındaki yine köprü vazifesini bugün içinde Türkiye görmektedir. Bu Türkiye'ye bir geniş imkan yaratmakta. Tabii Türkiye'nin hem nüfusu, genç nüfusu, kuvvetli ordusu, bölgede kaos ve zafiyet yaşanırken iyi bir platformda olması onu geleceğin gücü haline getirecek. Değerli arkadaşlar, dünyada iki konu çok önemli olacaktır. Biraz önce söylediğim gibi birincisi nüfusun azalması. Özellikle sanayileşmiş ve endüstrileşmiş ülkelerde bu daha büyük olacaktır. Nitekim bunu da bugün görüyoruz. Almanya'daki göçmen sayısına bakıyoruz. Yaklaşık 3 milyona yakın Türk var. Artık Türkler orada parlamenter olabilmekte. Hatta parti genel başkanı olabilmekte. İleriki dönemlerde daha da bütün gelişmiş ülkelerde yükselecek. Dünya nüfus patlaması özellikle 1950'lerden sonra dünyada ciddi bir nüfus patlaması oldu. Ancak bu nesil 2040'larda ölmeye başlayacak. Dolayısıyla da yeni doğum olmayınca da bütün dünya ülkelerinde ciddi bir nüfus azalması olacak. İş gücü dünyanın bir numaralı sorunlarından biri olacak. İkincisi ise enerjidir. Bu enerji güneş enerjisidir. İleride yine bu konu geçecek. Dünyada bugünlerde yapılan çalışmalarda güneş enerjisini, güneş ışınlarını mikrodalgalarla, radyo dalgalarıyla dünyaya indirdiğiniz zaman gece olmuş, gündüz olmuş, Sibirya olmuş fark etmez. O enerjiyi dünyaya aktarmış olacaksınız ve o zaman petrol ve petrol ürünleri çok pahalı olduğu için kullanımı azalacak. Herkes elektrik enerjisine dönecek. Tanklar dahil, fabrikalar, kurdalar, her şey elektrik enerjisine çalışacak. Güneş enerjisine çalışacak. Bu iki olay dünyanın önündeki en önemli konulardan biridir. Ve hep bunun üzerinde de yüzyılın sonlarına doğru uzaydaki çatışmaları biraz daha kısaca ona da değineceğim. durumunu
Almanya'nın, Avrupa'nın bazı ülkelerini göz önüne sermek lazım. Değerli arkadaşlar, Rusya büyük bir nüfus çöküşü içindedir. Ve içinde homojen olmayan yapılaşmadan dolayı ekonomik krizin de gelmesiyle tekrar parçalanacaktır. Rusya ikinci defa çökecektir. Bugün bünyesinde olan Dağıstan, Çeçenistan, Tataristan, Başkırdistan bunlar da ayrılacaktır. Ve Rusya bunun güvenliği tehlike altına girecek. Tabii Rusya hiçbir zaman yok olmayacaktır ama gücünde ciddi bir kayba uğrayacaktır. Tabii Rusya'nın bu parçalanması Avrupa ülkeleri, Türkiye ve Japonya'nın işine gelecek. Çünkü o küçük kurulan devletler üstünden bu ülkeler, Avrupa ülkeleri, Japonya ve Türkiye rant elde etmeye çalışacak. Oradan enerji konusunda, ham madde konusunda çalışmalar yapacaklardır. Özellikle Japonya ham madde ihtiyacını Rusya'nın doğusunda kendisine huzur olan mesela örneğin Saharin Adası doğal gaz ve petrol adasıdır. Çok büyük bir rezervi var orada. Ve Rusya'nın o kıyılarında Ham'daki küçük ülkeleri kendi ekonomik kontrol altına almaya çalışacak. Geçmiş tarihte de Ruslar her zaman için ham madde ihtiyaçlarını karşılamak için Sibirya'yı işgal etmeyi dahi düşünmüşlerdir. Tabii Rusya bu parçalanmasıyla birlikte küçük birçok devlet doğacak. İşte bu büyüyen yeni dünya dediğimiz güçlü ülkelerde bundan nasiplenecekler. Çin ülke Çin'dir. Çin'de de halkın çoğu iç kısımlarındadır. Ama ekonomi kıyılardadır. Bugün hala bu sorun başlamıştır Çin'de. Güneydeki zengin nüfusla tarımla ilgilenen içerideki nüfus arasında gelir dağılımında ciddi bir farkı bulacaklar. Bu da bir iç çatışmaya götürecek Çin'i. Ve ilalakasız işçileri sigortasız çalıştıramazsınız. Dolayısıyla maliyetleri de artacağı için Çin de ekonomik krize girecek ve orada da ilk parçalarına olacak. Bu yine özellikle Japonya'nın işine çok yarayacak. Çünkü onunla da denizden dolayı krizi var. Oradan hem iş gücünü hem ham maddeyi temin edebilecek. Gelelim Polonya'ya. Polonya, Macaristan, Romanya ve Doğu Avrupa ülkelerini kendi hegemonyasında alarak bir birlik kuracak. Tabii bu birliğin demin söylediğim gibi Amerika'nın, Almanya'nın, Fransa'nın ekonomik çöküşü ve Amerika'dan aldığı destekle yapacak bunu. Türkiye ise Rusya'ya doğru genişleyecek. Doğu Avrupa ülkelerinde de sıkıntılar olacak. Bir taraftan Balkanlara, bir taraftan da Kafkasya'ya doğru sınırlarını genişletecek. Mısır'daki bugünkü gibi iç krizden, iç kargaşadan dolayı Mısır Türkiye'yi davet edecek. Bunlar tabii sonuçta bir hayal, yani bir senaryo çiziyor. Bunlar illa olacak demiyorum ben. Yani böyle bir hayal, bir şey var. Belki bizim için de güzel hayaller. Türkiye'yi birazdan da göreceksiniz. Çok güzel şeyler de görmeyiz. Biz de isteriz. Dolayısıyla Süveyş ve Kızıl Deniz'e dahil olacak. Etrafındaki Suriye ve diğer ülkelerde çok büyük kargaşalar, kaos olduğu için oraya hakimiyet bulmak geçici sorun olmayacak. Burada bir İran var. İran ve diğer Arap ülkelerindeki ve Arap Yarımadası'ndaki petrolün rezervleri düştüğü için ilk zamanlar bu rezerv düştüğünden dolayı onlar da eskisi gibi ekonomilerini yönlendiremeyecek ve çöküşe girecek. Bu çevrenin içinde gerek Kafkasya'da, Çeçenistan, Gürcistan ve o ülkelerin Rusya'dan kopması ve bunlar Müslüman eksiğini hem Balkanlara doğru hem Kafkasya'ya doğru Müslüman eksiğini üzerinde Türkiye politika yapacak. İşte Türkiye'nin hem belki kuvvetli bir ordusu ve kuvvetli bir ülke olması, ekonomisinin güçlü olması, çevresinde kendilik olması, diğer Arap ülkelerinin
merkezi haline gelecek. Bu da Türkiye'nin Kızıl Deniz'den ta Basra'ya kadar ulaşmasını değiniyor. Hatta öyle ki Hint okyanusunda bile Hindistan rahatsız olur. Tabii Hindistan için de belki öngörülerimizde geleceğin Çin'i ve büyük devleti olacak öngörülerimiz ama stratejistler bunu öyle öngörmüyorlar. Bu da Çin gibi himayelerle çevrilmiş ve içinde çeşitli mezhep, Pakistan için de geçerli nüfusları olmasına rağmen dünyaya çok göç vereceklerden, Türklerden de biridir onlar. İçerideki mezhep ve ırk ayrımlarından dolayı ekonomileri de iyi gitmediğinden onlar da krizsiz olacak. Hiçbir zaman ağırlığı olacak ama hiçbir zaman dünya platformunda yön veren güçlü bir devlet haline gelmeyecek. Hatta Hindistan bu konuda Türkiye'ye karşı gelecekte daha ileriki yıllarda Amerika'dan destek isteyecektir. Bu şekilde bir çerçeve çizdim. Şimdi bunlar zaman içinde ne olacak? Rusya'ya doğru genişlemeye başlayacak. Polonya, Doğu Blok ile birlikte Rusya'ya doğru genişleyecek. Baltık Denizi'ndeki yani uçuk da olsa Leningrad'ın Litvanya'nın eline geçmesi ihtimalinin dahi olduğu, çünkü Rusya'nın Karpatlar'da bir güvenlik hududu vardır. Karpatların arkasına geçmek suretiyle düz bir ovaya girildiğinden Rusya kendi iş meselelerinden kendi sınırlarını dahi koruyamaz hale geldi. Japonya, Çin ve Rusya İran'dan bir taraftan da Türkiye Balkanlar ve Kafkasya üzerinden ilerlemeye başlayacak. Bu şekilde bahsettiğim gibi Japonya, Amerika'dan sonra Japonya, Türkiye ve Polonya Çin'i bir güç haline getirecek. Ancak Amerika bir tehlikeye karşı bir bölgesel güç yaratır. Ama o bölgesel güç hegemonya kurmaya başladığı zaman Amerika rahatsız olur. Dünyanın bir gücü varsa o da benim. Tabii Amerika sadece bölgesel güçten değil, küresel güçten de hoşlanmaz. Bunun 10 yıllardaki, önümüzdeki çağdaki stratejisi Amerika artık bir yeri yok etmek, savaşmak değil, onun büyümesini, gelişmesini önlemek için stratejiler üretiyor. Onun karşı rekabet yaratıyor. Onun güçlü olmasını öldürüyor. Dolayısıyla Türkiye ve Japonya böyle bir bölgesel hegemonya kurdukları zaman Amerika bundan rahatsız olacak. Düne kadar Türkiye'ye, Japonya'ya, Polonya'ya yağdırdığı nimetler, paralar, hatta Basra Körfezi'nden bir petrol bölgesini de Rusya'nın kontrolüne verecek. Destek olsun diye. Ama onlardan rahatsız olmaya başlayacak. Önlem almaya başlayacak. Ve Türkiye'ye karşı, tefiki olan Türkiye'ye karşı ve Japonya'ya karşı. Şimdi sözlerin başında işte 1920'leri kurtlar anlatırken incelediğiniz zaman işte, dost olanlar yarın rakip olabiliyorlar. Devletler öyle bir şeydir. Her zaman kendi menfaatlerini düşünmek zorundalar. Ve Japonya ile Türkiye onların hani güçlenmesini önlemek için bir taraftan Balkanlarda Doğu Blok yani destek görecek, Kafkasya'da Ruslara destek vermeye başlayacak. Efendim, Arap Birliği Çin'i örgütleyeceğe karşı bu şekilde onun daha fazla ileri gitmesini önleyecek. Bu arada akla gelen şey şudur. Orta Doğu'da İsrail mi olacak diyebilirsiniz. İsrail o dönemlerde diğer Müslüman ülkelerden çektiğinden dolayı Rusya ile dost düşmüş. Rusya ile İsrail arasında ciddi bir problem olmayacak. Zaten İsrail o gün büyük İsrail de olmayacak. Çünkü gelecekte bu güçlenmeler ve bu ittifaklardan dolayı Amerika'nın İsrail'e ihtiyacı kalmayacak. Dolayısıyla bugün kadar Amerika İsrail'i desteklemeyecek. Biraz sonra da bakıyorum. Bir toparlayacak olursam
Biraz da Meksika'dan bahsetmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, Amerika'nın dünyada şu anda rakibi ve tehlike gördüğü hiçbir ülke yok. Hiçbir ittifak yok. Askeri gücü, ekonomisi, teknolojisiyle bunlarla mücadele edebilecek güçlüdür. Bir tek Meksika. Dünyanın bu işlerden sonraki Amerika kıtasındaki, Güney Amerika ve Kuzey Amerika'daki en büyük güç Meksika olacak. Niye Meksika olacak? Meksika'nın Amerika'yla ciddi bir sınırı var. Amerika'nın güney bölgesi, yani Miami o bölge dediğimiz yazlık bölge, 1848 yılında Amerika ve Meksika savaşlarından sonra Amerikan toprağı olmuştur. Dolayısıyla Amerika'da çok sayıda, o bölge ve diğer üç bölgelerde çok sayıda Meksikalı vardır. Ve iş gücü azalmasından dolayı Amerika en büyük gücü Meksika'dan alacak. Hatta bugün bunu dahi telaffuz eden Meksikalılar var. Ana lisanımız niye İngilizce'dir, niye İspanyolca değildir diyorlar, bugünden diyorlar. Ve bu güç öyle bir noktaya geliyor ki Meksika'da, Amerika'da ve çok yakın hudut olduğu için de oradaki birikimlerini, o çalışan insanlar Meksika'ya yapıyor. Yatırımları Meksika'ya yapıyorlar. Bu da Meksika'nın ekonomisine ciddi katkısı oldu. Meksika'nın bir başka daha özelliği var. Meksika uyuşturucudan Amerika'nın üstünde çok büyük paralar kazanıyor. Gelecekte çok daha büyük paralar daha kazanacak. Evet, uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu baronları öyle bir paralar sahip olmayacağı yaptıkları nedir? Legalleşmektir efendim. Bu büyük paraları sanayiye yatırıma dönüştürmek mecbur. Milyar dolarları bankada mı olacak uyuşturucu? Hayır efendim. O gayrimeşru kazandığı parayı ilk fırsatta legalleştirme yoluna gidecek ve dolayısıyla Meksika'ya yatırımlar yapacak. Ve Meksika bu şekilde hem nüfusunun çoğunluğu, hem göç vermesi, hem de ekonomisi bu şekilde katılmış olacak. Ve ileriki dönemlerde Türkiye'nin nasıl bir Güney Doğu meselesi varsa Amerika'nın da Meksika'yla bu türlü durumu olur. Ve ciddi şekilde Meksika Amerika'yı zorlayacak. Çünkü Meksika Amerika işler dedikmiş. Amerika'nın zaten tamamı göçmenler. Amerikalı diye bir şey yok. Hatta ben bunu bu açımla alakalı bir kere için de örnek gösterebilirim. Amerikalı'nın kim? Alman, İtalyan, Hintli, Pakistanlı, Çinli. Dışişleri Bakanı Kissinger. Ünlü bir Dışişleri Bakanlığı'ydı. Belki hatırlayacaksınız. Alman kökenliydi. Ben Amerikalıyım diyordu. Almanlara karşı oturduğu zaman Amerika'nın lehinde imza atıyordu. Onun için bizim için de kimlik konusu çok tartışma konusu yapılıyor. Esasında bir refah meselesidir. Amerika dünyayı sömürerek halkın refah içinde yaşadığı için hiçbir zaman bu şekilde bir ırklık, ırkçılık söz konusu olmuyor. Türkiye belki o refah seviyesine ulaştığı zaman daha doğrusu bir de önümüzdeki yüzyılın ortalarına doğru ulusalcılık, ırkçılık dip yapacak. Çünkü bugünden görüyorsunuz ki Amerikan şirketleri, Avrupa şirketleri gelip Türkiye'ye yerleşiyor. Göçlerden dolayı Türkiye'nin birçok insan Amerika'da gidip iş bulacak. Amerikalı gidip Türkiye'de çalışacak. Çinli gelip burada çalışacak. Benim vatandaşım Almanya'ya gidecek. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği dünya vatandaşlığı söz konusu olacak. Artık kimse çok fazla ırk üzerinden veya ulusalcılık üzerinden politika yapamayacak. Tabii bugün Çin bundan geçebilirse de önümüzdeki yüzyılın ortalarında bunlar olacak. Şimdi bir sonuca geliyorum. Bu sonucunda uluslara hakim olanlar, güneş enerjisinden bahsettim. Uzaya hakim olanlar dünyayı yönetecek bunlar. Okyanuslar yine gücünü muhafaza edecek ama uzaya hakim olanlar. Amerika, Japonya en önde olarak uzaya giden ülkeler olacak.
Türkiye'de nitekim geç de olsa başladı. Önemlidir. Başlaması bile önemlidir. Kendi uydusunu 2035'te atacak. Rampasını 2018'de bitirecek. Ve kendi uydusunu atma gücüne gelecek. Bu çok önemlidir. Bir ülke kendi savunma sanayisini kurmadığı takdirde kendini güven içinde hissedemez. Ve büyüyemez. Güvenliğini sağlayamaz. Her zaman için bir savaşta kaybetmeye mahkumdur. Savaşlar uzay savaşı olacak. Yine kısaltmak istiyorum. Türkiye ile Japonya bir olacak. Amerika ile savaşacak. Evet, Amerika ile savaşacak. Amerika'nın mağlubiyetini muhtemelen onların bir bayramında, bir yılbaşısında Japonların onların güneş uydularını ve haberleşme uydularını onların eğlencede yani tahrip etmesiyle başlanacağı söyleniyor, düşünülüyor. Aksi takdirde Amerikalılar bu açığı vermez diyorlar. Ve Amerika, Türkiye ittifakı Amerika'yı uzayda mağlup edecek. Şimdi eğer ki siz bütün enerjisinizi uzaydan, güneşten alıyorsanız, bütün iletişiminizi, haberleşmenizi de uydu üzerinden yapıyorsanız, sizin güneş enerji santralınızı diyelim ve uydunuzu, haberleşme uydunuzu yok ettiği zaman siz teslim olmak zorundasınız. Eskisi gibi milyonlarca, dünya savaştan milyonlarca insan ölmeyecek. Ne içiyoruz? Çünkü enerjiniz yok, fabrikalarınız çalışmıyor, banklarınız çalışmıyor. Hiçbir haberleşmeniz yok, teslim olmak zorundasınız. Ancak yine teknoloji gelişmeli Amerika öne geçerek bu üstünlüğü nereye geçirecektir? Ve bu şekilde bundan sonraki savaşlar, uzay savaşları olacaktır. Günlerde gördüğünüz gibi işte o hiper roketler uzaydan veya yeryüzünden de fırlatanlar olacak. Gidip vurup dönecek. Şimdi gidip orada patlamayacak. Vurup dönecek. Siz herhangi bir ülkenin genel kurmayını vurmak istiyorsanız uzaydan atacaksınız roketle aynı koordinata vuracaksınız. Asker göndermenize gerek yok. Bütün hedeflerini aşağı indirebilirsiniz. Onun için gelecek enerji, iş gücü savaşı olacak ve bunlar uzaya gidecek. Çünkü uzaya hakim olanlar okyanusa da hakim olacaktır. Ben bu şekilde bir hikaye, bir öngörü ile size aktarmaya çalıştım. Bizlere faydalı şeyler söylemeye çalıştım. Bundan sonraki bölümde de sorularınız varsa gerek sayla alakalı, gerek anlattıklarına veya herhangi bir şeyle alakalı tarım dahil, turizm dahil o konular, yani aklınıza gelen bir soru varsa sorabilirsiniz. Yani ben tarımla da alakalı gelip burada tarımla konuşabilirdim. Ama uluslararası ilişkiler olunca geleceği tahmin edelim dedik. Sorularınız varsa alabilirim. Bilirsiniz ki yani uzayla bilmem kafamızı karıştırdım ne soru soracağız ki yani. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet hocam sizin adınıza güzel bir soru ama zor bir soru da sordu. Yani çok geniş bir soru da sordu. Ben bir kere sevdiği işi yapmam. Tabii göçlerin en çoğu hizmetle tıpta olacak. Yaşlanan nesli Amerikalılar en çok doktorla yaşlı bakıcısı arayacak. En çok onlara, ilk başta onlara ihtiyaç duyacak. Çünkü doktora ihtiyaç olacak. Bir şey sevdiği işi yapmalı. Senin anlattığın gibi hedefleri olmalı. Hayat hikayesi olmayan adamda başarılamaz. Şu, insan ilişkilerini iyi götürmelisiniz. Efendim insanlar kendini forma edebilir. Ben bunu başaramıyorum. Ben bunu, benim karakterim böyle. Ben sinirliyim. Yok öyle bir şey. İnsanlar kendilerini forma edebilir. Ev yazınızı, yazınızı da güzelleştirmek için çalışırsanız, bunu dahi düzeltiyorsanız sinirli olmayabilirsiniz. Evet.
muhakkak ayak izlerine sevdiği yasaları devletini isterim. Değerli arkadaşlarımız, Sayın Mithat Uyumlu'nun bu zihin açıcı konuşması, yani bugünümüzü gelecek perspektifinden, gelecekten bugünümüze bakarak okumamızı sağlayan konuşması için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel konuşması bana bir şairimizin küfre yaklaştıkça inancım artıyor istersini hatırlattı. Gerçekten de Türkiye'nin tekrar tekrar çok daha büyük işler yapması, çok daha büyük konumlara ulaşması, çok daha başarılı olması bizim elimizde olacak. Ben bu anımsatmayı da, bu inancı da bize sağlayan konuşması için tekrar teşekkür ediyorum. Kendisine bugünün anısına bir teşekkür hareketi vermek üzere Sayın Hocamız, Hocam Doktor Kemal Güvengören'i buraya davet ediyorum. Hocam, buyurun. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.